Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle İrfa'ya ve değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdıkları için. 28 Şubat'ı bugün değerlendireceğiz ama onun öncesinde 27 Şubat'ta kaybettiğimiz, şehit verdiğimiz çok değerli, kıymetli, yiğit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum yaralı askerlerimize şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu badireyi de inşallah en kısa zamanda anlat, atlatacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, 28 Şubat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Siyasi anlamı vardır, sosyal anlamı vardır. Ama Türkiye'yi 28 Şubat'a getiren etmenler var tabii ki. Yani 28 Şubat aslında patlamaya hazır bir millete tabiri yerinde ise arı kovanla çomak sokmak gibi oldu. 28 Şubat'ı yapanlar 28 Şubat bin yıl devam edecek diye böyle bir felsefeyle bu işe başladılar. Ama o iş, başladıkları iş tepelerine yıkıldı. Onun altında kaldılar. Peki neydi 28 Şubat? 28 Şubat 1997 tarihinde dönemin hükümeti Refah Yolu hükümetine dayatılan bir bildiri var Milli Güvenlik Kurulunda. Bu burada ne var? Burada deniliyor ki laiklik için laiklik hassasiyetinin devam etmesi için gerekli olan her türlü çaba sarf edilecek. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilecek. Şimdi 8 yılı hatırlamaya çalışalım ve ondan sonraki hükümetler bu 8 yılı getirdiler. Yani ilkokul ile ortaokul o zaman ilkokul 5 yıldı. Ortaokul 3 yıldı ikisini toplayıp 8 yıl kesintisiz yani ilkokulu bitirdikten sonra herhangi bir çocuk Kur'an kursu veya İmam Hatip veya başka bir okula kursa gidemeyecek. Buradaki amaç neydi? Buradaki amaç İmam Hatiplerin önünü kapatmaktı. Ve öyle de yaptılar. Bunun çok kötü sonuçları oldu. Evet İmam Hatipler azaldı ama meslek okulları yok oldu. Türkiye bugün kalifiye ara eleman sıkıntısı yaşıyorsa bunun nedeni odur işte. Sonra Kur'an kursları denetlenecek. Sadece devlete bağlı Kur'an kursları eğitim vermeye devam edecekler. Diğerleri kapatılacak. Tarikatlar, cemaatler kapatılacak. İrtica nedeniyle yani İslami faaliyetlerde bulunan kamu kuruluşlarındaki başta ordu olmak üzere memurlar işlerinden atılacak. Kıyafet kanununa riayet edilecek. Kıyafet kanunu dediğimiz kardeşimizin başındaki başörtüsü. Biz o sancıları çok çektik. İşte bırakın okulları ve yine bırakın devlet kuruluşlarını. Bu ülkede o dönemde Caddeler, parklar, kamu alanı mı diye tartışılmaya başlandı. Yani o kadar azıktılar ki sadece kamu kuruluşlarında değil, cadde ve sokaklarda da baş örtüsünün yasak olmasını konuştular. Ben örneklerini hatırlıyorum. Selçuk Üniversitesi'ne eğitime giden kız çocuklarımızın örtüleri Üniversite kapısından içeriye girildiğinde zorla başlarından böyle çekiliyordu. Orada 3-5 garedyan kılıklı e, güvenlik e, elemanı yerleştirdiler. Ve onlar başı örtüsüyle okula girmek isteyen, okula yaklaşmak isteyen kız kardeşlerimizin başındaki örtüyü çekip alıyorlardı. Ve birçok öyle kardeşimiz okulunu terk etmek zorunda kaldı ki, benim iki tane kardeşim bu 28 Şubat süreci başörtüsü mağdur olarak okullara, okullarına devam edemediler değerli arkadaşlar. Daha birçok şey var. Yani burada 28 Şubat, 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan bu kararlarla yapılmak istenen şey şu, dinini, inancını, kültürünü yaşamak isteyenlere yaşam hakkı tanımamak. Ve bu bu bildiriyi o dönemin başbakanı merhum rahmetli Allah ondan razı olsun Necmettin Erbakan aynı zamanda Refah Partisi genel başkanıydı imzalamadı. İmzalamadığı halde medya bunu imzaladı gösterdi. Biz bile acaba mı ki diye düşündük. Yani adamcağız ben imzalamadım diyor. Ama Medya'ya imzaladı diye çıkıyor haberler. Yani buradaki amaç da ne? Direnişi öldürmek ve Necmettin Erbakan'ı ona oy verenler karşısında itibarsız hale getirmek. Şimdi böyle bir dayatma zinciri. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu 9 saat toplandı. O akşam ilan edilen maddeler bunlar. Şimdi Türkiye 28 Şubat'a nasıl geldi onu görelim arkadaşlar. Onu görmeden 28 Şubat'ı anlamak ardından da asıl size sunacağım 28 Şubat ve medya yani özellikle medyanın 28 Şubat sürecindeki rolünü anlatmak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bir 50-60 yıl geriye gittiğimizde yeni bir devlet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii özellikle harf inkılabı ile beraber geçmişle bağlantısı kesilmiş ülke içerisindeki herkesin bir günde okuma yazma bilmez hale geldiği, cahil hale geldiği bir ilginç kabul etmediğimiz, edemeyeceğimiz çok yanlış bir uygulama var. Hangi harf inkılabı. Şimdi bu süreçler bizim 50 yıl kendimize gelemememize neden oldu. Toplumun eğitim ve kültür seviyesi düştü. Ve bizler bile şu anda yani o kadar hala daha yani eski harflerle, eskimeyen harflerle basılmış eser var ki daha Türkçe'ye çevrilmemiş çok eser var. Bin yıllık bir kültür birikimini bir anda siz elinizin tersiyle yok sayıyorsunuz. Böyle bir dönemden geçtik. Bu dönem bize yaklaşık 50 yıllık bir karanlık, fetret bir yani eğitim seviyesi, kültür seviyesi düşük bir toplum olma maalesef durumuna bizi getirdi. Şimdi ama aynı zamanda tabii dayatmalar var. Çayımı da içeceğim beraber sohbet ediyoruz. Bu süre içerisinde de özellikle İsmet İnönü'nün Başbakanlığı döneminde tek şef iktidarında Anadolu insanına inancı bütün insanlara karşı başlatılmış bir zulüm, sıkıntı ve onların önünü kapatmak, işte onları kamudan uzaklaştırma süreci var. Millet 1950'ye geldiğimizde patlama noktasına geldi. Bakın bir şey söyleyeceğim. Hani o Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde iki defa çok partili hükümet sistemine geçiş denememiz vardı da başarısız oldu ya. Geçiyorum onları. Sonra ya ne farkı var eski padişahlarla şimdiki Cumhur reisin yani biz niye partili çok partili döneme geçmiyoruz eleştirileri başlayınca 1946'da Demokrat Parti'nin yani Menderes'in rahmetli Andan Menderes'in Başbakanlığında Demokrat Parti'nin de seçimlere girdiği 1946 seçimleri yapıldı. Şimdi gençlere soruyorum. Şimdi bugün bir seçim olsa, oy kullanmayı gitseniz, herhalde oy kullandınız bilmiyorum. Ve deseler ki, oyu açık kullanacaksınız. Yani devlet memurları var orada, askerler var. Sandığa gidiyorsunuz, herkesin yanında... Hangi partiye oy verdiğiniz belli olacak şekilde mührü basıyorsunuz herkes görüyor. Böyle bir seçim olur mu? Bir. İkincisi sandıklar kapandı saat 5 oldu ama sayım gizli. Yani oyu herkesin göreceği şekilde kullandırdılar ama sayımı gizli yaptılar. Öyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Öyle gösterildi. Biz bilmiyoruz şimdi. Yani orada hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Her şeye rağmen Cumhuriyet Halk Partisi mi kazandı? Demok yani tabii açık kullandığınız bir şeydi de herkes biliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermediğiniz zaman başınıza geleni bile gelecek olanı biliyorsunuz. Şimdi Doğu'da da HDP bunu yapıyor ya. Terör örgütü orada tehdit ediyor ya. Diyor ki e ilk giden e oy kullanmıyor. Boş zarf atıyor ve oy pusulasını getiriyor, bir sonrakine veriyor, bir sonrakini de elinden alıyorlar, HDP'ye basıyorlar, o götürüp sandığa onu atıyor, kendisine verilen boşu tekrar getirip bir arkasına veriyor. Bak doğuda aslında HDP'nin birçok yerde bazı önlemler alındı da sonra durum değişti ama maalesef yap hala yapılan bazı yerler var ama çoğunlukla bu son seçimlerde elhamdülillah güvenlik güçlerimizin aldığı tedbirler nedeniyle bu bertaraf edildi. Böyle bir süreçten geçildi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi devam etti ama millet burasına kadar geldi. 1950'de seçimler normal yapıldı. Normal yapılınca yani bugünkü anlamda gizli oy açık tasnif şeklinde yapılınca Demokrat Parti sandıkları patlatırcasına birinci çıktı. Ve kahve ekseriyet yani dörtte üçlük daha fazla bir milletvekili sayısıyla iktidara geldi. Ve 10 yıl boyunca iktidarı devam ettirdi. Bu dönem önemli. Şimdi bu dönemi bir tarafa yazın. Sonra işte tabi ezan Türkçe okunmaya başlanmıştı. Menderes tekrar Arapçaya döndürdü. Bu dönemde inançlı kesim biraz nefes aldı. Şimdi bunu bir kere cebinize koyun. İki, 60'ta tekrar darbe yaptılar ve zorla yine CHP'yi iktidara getirdiler. 65'e kadar anca durdular. 65'te Demokrat Parti'nin devamı olduğunu söyleyen Adalet Partisi Süleyman Demirel iktidara geldi. Yine iyi bir oyla geldi ve 4 yıl boyunca ki ondan sonra da hiç 4 yıl olmadı uzun süre. 4 yıl boyunca ülkeyi yönetti. Yine inançlı kesim biraz nefes aldı. Sonra Demirel Demirel'in daha sonra başka istikametlere giden yönleri olduğunu söyleyeyim. Mesela 69'da rahmetli Necmettin Erbakan önce Adalet Partisi'ne gitti. Oradan milletvekili adayı olmak istedi ama bizatihi Süleyman Demirel sınıf arkadaşı olduğu halde mühendislikte İTÜ'de sınıf arkadaşı olduğu halde veto etti Necmettin Erbakan'ı. O da bağımsız Konya Konya'da bağımsız aday olarak bağımsız aday olarak girdi ve kazandı. 3-4 milletvekilinin oyuyla kazandı. Sene 1969. Benim de doğduğum sene. Şimdi 1969'u da bir yerde tutun. Çok önemli. Yani inançlı kesim veya Türkiye'nin rotasının farklı bir yöne gidişi noktasında 1969'u da bir kenara koyun. Sonra Milli Nizam, sonra Milli Selamet Partisi falan geliyor. Şimdi 65'ten sonra da 80'e kadar çok istikrarlı bir siyasi yapımız olmadı. Böyle bakın her yıl bir defa veya iki defa iktidarlar değişiyor. Koalisyon hükümetleri geldi. Mesela 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaptığımızda çaresizlikten yani istikrar devam etsin, Türkiye hükümetsiz kalmasın diye Necmettin Erbakan'ın şeyle, Ecevit'le yani o zaman ile kurmuş olduğu yaklaşık 10, 10 veya 11 aylık bir koalisyon hükümeti var. Sonra iki defa milli cephe hükümetleri var. Bunlar da kısa sürdü. Yani milli cephe hükümetleri dediğimiz bir ve ikinci hükümetler Süleyman Demirel'in Adalet Partisi Necmettin Erbakan'ın Milli Selamet Partisi ve Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani sağ cenahın tamamının Bugün de Cumhur İttifakı falan filan diyoruz yani ona benzer bir şekilde kurmuş oldukları hükümetler var. Sonra Ecevit kısa bir süre sonra tekrar Adalet Partisi bir kısmı azınlık hükümetleri koalisyon vesaire 1980'e gelince 80'e gelinceye kadar siyasi istikrarsızlıktan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar yaşadı Türkiye. Ekonomi de çok kötüye gitti. 80'de bir darbe yaptılar tekrar. Yani 60'tan sonra bir de bir 70 71 12 Mart 71 muhtırası var ama onu aradan geçtik. Bir de 80'de darbe yaptılar. Şunu da bilmeniz isterim. 1960 darbesi Cunta darbesidir. Kara Kuvvetleri Komutanının başkanlığında yapılmış diğer yani Genelkurmay Başkanı ve diğer kuvvet komutanlarını bir kenara iten bir bir curba, cun, Cunta darbesi. Ama 80 ihtilali Genel Kurbaş, Kurmay Başkanı ile beraber 4 tane kuvvet komutan yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesinin tamamının içinde olduğu bir darbe. Bunu da parantez içerisinde bilmeniz gerekiyor. 80 darbesinden sonra aslında Kenan Evren Turgut Özal'ın anapını veto etmek istiyordu. Çünkü Turgut Özal'ın inançlı bir insan olduğunu, namaz kılan bir insan olduğunu biliyordu. Ama araya birileri girdi bir şey oldu falan o dönem askeri hükümetlerde de başbakan yardımcılığı yapmıştı. Ya bu işi biliyor falan filan dediler yani olması olmaz dediler. Yani araya adam sokmak suretiyle veto'dan kurtuldu. Anavatan partisini kurdu ve anavatan partisi hiç kimsenin beklemediği bir seçim zaferiyle Kasım 1983'te iktidara geldi ve çok başarılı bir yani 89'a kadar çok başarılı bir e, hükümet dönemi geçirdi bir de bu dönemi yazın. Yani Menderes'i ve Özal dönemini bir kenara koyun. Az sonra bunları anlatacağız. Özal'ın en büyük hatası 89'da Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasından sonra Cumhurbaşkanı olmasıydı. Çok pişman oldu. Geri dönmek istedi ama yapmadılar. Ya ama yapamadan gitti çünkü vefat etti. Şaibelidir Özal'ın vefatı. Zehirlendi falan söylenmektedir. Çünkü hoşuna gitmiyordu. Yani onun oluşturmuş olduğu e, sosyal yapı, e, bazı yani o derin devlet dediğimiz arkasında o dönemin e, işte silahlı kuvvetlerinin bulunduğu güçleri ve tabii ki uzantıları olan dışarıyı çok rahatsız ediyordu. E, onun vefatından sonra Demirel Cumhurbaşkanı oldu ve tekrar istikrarsız bir dönem. Yani şurada ben aldım ama zamanınızı geçir, e, şey yapmak için söylemiyorum böyle yılda bir iktidar değişiyor. Her yıl neredeyse seçim var. Ama hiçbir parti çoğunluk sağlayamıyor. Geldik 95 seçimlerine, Aralık 1995 seçimlerine. Aralık 95 seçimlerinde Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi, Milli Selameti kapatınca Refah Partisi olarak yoluna devam etti. %21.3 oyla birinci parti oldu. Ama Demirel yani o dönemin Cumhurbaşkanı Demirel Erbakan'a hükümeti kurma görevi vermedi. İkinci sıradaki Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi. O dönem bu da çok konuşuldu. Evet Cumhurbaşkanı'nın istediği kişiye hükümeti kurma görevi vermesi böyle bir hakkı var. Ama teamüller buna uygun değil. Yani o döneme kadar hep kim en çok oy aldıysa oraya verilir. Ki bu demokrasinin gereğidir. Ama Erbakan'a hükümet kurma görevi vermedi. O da gitti Doğru Partisi ile o zaman Doğru Yol Partisi de %19 oy almıştı ama Doğru Yol Partisi'nin milletvekili sayısı 3 fazlaydı. Yani ikisi de %19 oy almışlardı ama DYP 3, 3 milletvekili ile fazla milletvekili vardı. Onunla beraber hükümet oldular. Koalisyon hükümeti. Ecevit'in DSP'si de bunları dışarıdan destekledi. İkisinin de şeyi olmadı. Yani ikisinin de milletvekili sayısı hükümet kurmaya yetmeyince onlar yani yeter ki yeter ki bu İslamcılar iktidarda olmasın. Kim olursa olsun diye Ecevit de bunlara hükümete güven oyu noktasında dışarıdan destek verdi. Böyle bir koalisyon hükümeti ama 3-4 ay gitti. Haziran 96'ya geldiğimizde işte Anayasa Mahkemesi bir, bir şeyleri iptal etti. Türkiye'de bazı sıkıntılar oldu. Hükümetler yani bir de Ece, şeyle Mesut Yılmaz da, Tansu Çiller yani o zaman Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi'nin devamı olan Doğru Yol Partisi arasında da pek bir uyum uyum yoktu. Yani ikisi uyuşamıyorlardı. Öyle olunca arkadaşlar hükümet bozuldu. Demirel mecburiyetten dolayı bir de zaten kuramaz diyerek Necmettin Erbakan'a hükümet kurma görev verdi. Sene 1996 28 Haziran. Hoca da hani herkes ona hoca diyordu. Yani bütün sadece Refah Partisi camiası değil, dışarıdakiler de hoca diyorlardı. O da Tansu Çillerle koalisyon hükümeti kurdu ve biz o hükümete Refah Yol Hükümeti dedik. Şimdi derin devletin ve zinde güçlerin arzusu, beklentisi şuydu. Ya bunlar zaten ne anlar bunlar devlet yönetmekten falan. Yani başarılı olamazlar şeklindeydi. Ama öyle olmadı. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu hükümet çok ciddi ekonomik başarılar elde etti. Ve İslam camiasıyla çok güzel koordinasyonlar kurmaya başladı. D8 dediğimiz dünyanın en büyük 8 İslam devleti nüfusu e, sanırım 50 milyon üzerinde olan devletlerin içerisinde olduğu D8'i kurdu. Bu tabi yani Batı devletlerini Amerika'yı çok rahatsız etti bu. Ne oluyor Müslümanlar bir araya geliyor falan. Bir adam var işte Necmet Nervakan tutuyor Nijeryasından işte e, Malezyasına, Endonezyasına kadar herkesi bu D 800 e şeyinde birleştiriyor falan. Sonra hiç Cumhuriyet tarihinde hiç olmayacak bir şey denk bütçe. Yani denk bütçeyi başar değil sonunda. Türkiye'nin bütçesi eksi vermedi. Memurlara, işçilere çok ciddi zamlar yapıldı. Ve Refah Partisi'ne saygı artmaya başladı. Artınca rahatsız oldular. 28 Haziran'da kurmuştu ya parti şeyi hükümeti. Yıl başından sonra fokurdamaya başladılar. Bahaneler üretmeye başladılar. Ondan sonra gazete manşetlerinde size göstereceğim ben. Bir şeyleri bahane ettiler. İşte o dönem bir sahte tarikatlar kurdular. Neydi o kalkancılar, Fadime Şahinler falan filan o adzimendiler. Mesela adzimendilerin bir işte emniyet şekillendirmesi olduğunu bir sonradan öğrendik. Sonra işte bir susuzluk kazası o dönem. Sonra bir Ramazan günü, Ramazan'da rahmetli Necmettin Erbakan Türkiye'deki hoca efendilerle, işte önemli cemaatlerin liderlerine bir iftar yemeği verdi başbakanlıkta. Ya, yani işte insanlar nasıl sarıklı, cübbeli, sakallı bir şekilde gelir, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık'ta yemek yerler diye bir büyüttüler, bir büyüttüler. Sonra işte Kaddafi ile bir muhabbeti vardı şeyin Erbakan'ın, onu bahane ettiler. Sonra tuttular, Sincan Belediye Başkanı vardı Bekir Yıldız, o bir Kudüs gecesi düzenlemişti, o geceyi bahane ederek, o gecede bir tiyatro oynandı, o geceyi bahane ettiler işte irtica hortladı falan filan diye böyle toplumu yeni bir darbe ortamına hazırlamaya başladılar. Sonra değerli arkadaşlar ordu 28 Şubat'ta işte o dönem tabi o dönemin milli güvenlik kurullarında arkadaşlar askerler çoğunluktaydı. Yani askerlerin dediği oluyordu. Şimdi durum değişti biliyorsunuz. Anayasa değişikliğiyle bunu değiştirdiler. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında konuşmamın başında size söylemiş olduğu maddeleri dayattılar. Ve bunları Necmettin Erbakan kabul etmedi. Kabul etmediği için de ondan sonra bu sefer güç kullanmaya başladılar. Mesela basını, basının yazarlarını, çizerlerini, genel yönetmenlerini toplayıp briefing verdiler. Yani bu briefingleri de askerler veriyorlar. İşte Türkiye elden gidiyor, laiklik, irtica falan filan. Onları kamçıladılar. Sonra rektörleri topladılar. Sonra yargı mensuplarını topladılar. Böyle şey bir dizi e, toplantılar yaptılar. Türkiye'yi oraya getirdiler. E, rahmetli Necmettin Erbakan durumun sıkıntıya doğru gittiğini görünce ortağı olan Doğru Yol Partisi ile anlaşarak başbakanlığı yani biraz durum sakinleşsin diye başbakanlığı Tansu Çiller'e devretmek şartıyla zaten anlaşma gereği iki yıl onlar iki yıl onlar yapacaktı ama ona vakit gelmeden tamam bu, bu yıl yani birinci yıl dönümünde sen başbakan ol diye yani bu gerginlikleri azaltmak için istifasını Demirel'e sundu ve beraberinde hükümet olabilecek sayıyı sayının çok üzerinde bir milletvekili imzasıyla da Tansu Çiller'i başbakan gösterdiklerini Demirel'e Cumhurbaşkanı o dönem Cumhurbaşkanı Demirel'e Demirel'e vererek hükümet kurma görevini Tansu Çiller'e hani bu demokratik teamüldür. Daha öncesinden de böyle olmuştur. Yani koalisyon hükümetleri dönemlerinde böyle olmuştur. Kendi aralarında partiler anlaşırlar. Bir yıl sonra işte gider o hükümeti verir ama Demire, şey, Cumhurbaşkanı da o tahammüller gereği öbürüne verir. Fakat Demirel bu sefer bu tahammüllere uymadı. Hükümet kurma görevini Tansu Çiller'e vermedi. Kime verdi? Bir kendisine çok yakın olan, daha önce İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yapmış Van Milletvekili Yalım Ereze verdi. Bir milletvekili bu arkasında parti şeyi yok. Sonra Doğru Yol Partisi Demirel'in eski partisi ya oradaki 47 tane milletvekilini sırayla istifa ettirerek Demokratik Türkiye Partisi diye bir oluşumda Cindor'un başkanlığını yaptığı bir oluşumda bir araya getirdi. Yalım Eren hükümet kuramadı. Kuramadı yani gitti görüştü kuramadı. Bu süreç içerisinde bu da bilinçli bir şey zaten birkaç ay içerisinde milletvekillerine istifade ettirip parti kurdurup yeni bir koalisyon hükümetine şey verecekti. Daha sonra ana sol D de, hükümeti dediğimiz Mesut Yılmaz'ın başkanlığında Demokratik Sol Parti'nin Ecevit'in destek verdiği, Arkasında da D dediğimiz Demokratik Türkiye Partisi'nin 47 milletvekilinin de arkasında oldu bir başka hükümet kuruldu. Yani yine istikrarsız bir dönem falan bu ta 2002 yılına kadar böyle rezil bir şekilde devam etti arkadaşlar. Şimdi peki nedir yani bütün bütün bunun altındaki yatan şey ne? Şu yani Türkiye'de bir derin devlet var. Türkiye'yi seçilmiş iktidarlar yönetmiyor. Zaten cumhurbaşkanları hiç yani o cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük hadiseler çıkardı. Cumhurbaşkanları onların dediği adamlar olurdu. Çoğu da ta Özal'a gelinceye kadar hep askerdir. Asker kökenlidir. E o cumhurbaşkanları da hükümet kurarken işte o derin güçlerin vermiş olduğu listelere göre kurarlar. Bu devranın dönmesini istediler. Ama bu devran dönmedi. Niye dönmedi? Çünkü az önce size söylemiştim. Demiştim ki Menderes döneminin 10 yılını, Özal döneminin 7 yılını bir kenarda tutun ben size onu söyleyeceğim diye. Niye? Çünkü Demokrat Parti ve Anavatan Partisi yani Özal'ın Anavatan Partisi döneminde bu ülkenin insanların, Anadolu insanlarının çocukları da kamu kurum ve kuruluşlarında artık görev alır duruma gelmişlerdi. Onlar güçlenip, palazlanıp önemli noktaları tutunca artık atlarını istediği gibi oynatamadılar. Bu da onları rahatsız etti. Ne yapacaklar? Komple bunların yani muhafazakar kesimin komple kökünden bunları kesmek için 28 Şubat'ı yaptılar. Ama olmadı. Devam etmedi. Bin yıl sürecek dedikleri o malum çıkış 5 yıl sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ı ki Recep Tayyip Erdoğan'ı içeri attılar 28 Şubat sürecinden sonra İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Necmettin Erbakan'ı siyasi yasaklı hale getirdiler. Partisini kapattılar. Şimdi gelelim değerli arkadaşlar asıl mevzumuza. Peki o dönem medya nasıldı? Değerli arkadaşlar 1980 yılına gelinceye kadar Türkiye medyası çok güçlü değil. Medyayı ayakta tutanlar yani medya sahipleri de çok zengin insanlar değil. Bir kısmı medyanın içinden gelmiş. Bir kısmı da belki orta seviyede zengin insanlar ama 1980'den sonra medya holding tahakkümüne girdi. Bu böyle devam etti. 1995'e geldiğimizde yani hemen 28 Şubat sürecinin başına 2 yıl öncesine geldiğimizde Türkiye'de 8 tane güçlü medya oluşumu var. Ama bunun bir tanesi çok güçlü %39'una hakim 90'lı yıllarda. Kim bu? Doğan Holding, Aydın Doğan. Kerim Bey o dönemleri hatırlayacaktır. Ve bütün medya gruplarının, medyalar, medya bir de eskiden herkesin bir gazetesi, en fazla bir gazete, bir dergisi varken 90'lı yıllarda televizyonların, radyoların ve işte bankaların işin içine girdiği başka bir sürece gelindi. Bakınız grupları söyleyeyim. %39'una hakim olan, Türkiye medyasının %39'una hakim olan Doğan Holding, Aydın Doğan'ın elinde Kanal D var. CNN Türk var. Hürriyet var. Milliyet var. Radikal var. Ve 4-5 tane de radyo var. Aynı zamanda 3 tane de bankası var. Dışbank, Körfez Bank ve Alternatif Bank. Daha başka yani holdinge bağlı daha başka ticari kuruluşlar da var. Ama ben özellikle bankalara ve medya Organlarına dikkat çekmek istiyorum. Bir başka grup Erol Aksoy'un e, sahibi olduğu Avrupa Holding. Bunların elinde Show TV, Sine 5, Radyo Show, Radyo 5, Radyo Nostalji ve İktisat Bankası. Şimdi bankalara dikkat. Bir başka grup Cem Uzan grubu. Bunlar ülkeyi vergi bile ödemeden kaçıp gittiler. Bir ara adam parti kurdu, döner dağıtarak %8 oy aldı. Cemuzan. Bunların elinde Interstar ki Interstar Türkiye'nin ilk televizyonudur. Bunlar kurmuştur. Kral TV, Kanal 10 ve 6 tane radyo. Bunların bankası, 2 tane bankası var. İmar Bank ve Ada Bank. Daha bir sürü elektrik, elektronik, çimento, inşaat bir sürü şirketler var. Dinç Bilgin grubu var. Bugünkü Turkuaz Medya'nın eski sahipleri. Onların elinde de A-TV, Sabah, Yeni Asır, Bugün ve bir sürü radyo ve onlara ait Pamuk Bank, Yapı Kredi ve Interbank Üç tane banka. Bunlar o dönemin ikinci büyük medya grubu. Bunlar bu az önceki söylemiş olduğum derin güçlerle derin bağlantısı olan medya grupları. Bir de ileride ne olacakları belli olan iki grup daha var. Bunlardan birisi Samanyolu grubu, yani FETÖ grubu. Onların elinde Samanyolu, Zaman ve bir iki tane de Radyo ve Asya Finans. Bunlar daha sonra özellikle Ecevit'in başbakanlığı döneminde çok güçlendiler. Yani bir gücünde ise Ecevit hükümeti döneminde, 10 gücüne kadar. Yani 10 katı kadar büyüdüler bunlar. Hükümet olarak aleni bir şekilde FETÖ'ye destek veren hükümet DSP'nin DSP hükümetidir ve Bülent Ecevit'tir arkadaşlar. İhlas Holding var. Onların da onlar biraz daha yani daha doğru çizgide yola devam ettiler. Allah var onların haklarını yemeyelim şimdi. Kendileri ekonomik sıkıntılar yaşadılar ama onlar da bu süreçten zarar gördüler. Onların elinde de TGRT var, TGRT radyosu var, Türkiye gazetesi var ve İhlas Finans var. Şimdi daha birkaç tane ha bir de yani Anadolu insanının irfanını temsil eden Kanal 7. Bu ayrı bir grup. Yeni Şafak. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Mevlüt Bey TRT'den misafirimiz. Beraber KON TV'de çalıştık. Kendisi TRT'de yönetmen arkadaşımız. Hoş geldiniz. Ee, Yeni Şafak ve Akit gazeteler var. Milli Gazete biraz parti gazetesi olduğu için onu bir kenara koyuyorum. Ee, yani bu üçlü kanalde, şey özür diliyorum, Kanal 7, e, Akit ve e, Yeni Şafak gazetesi. İşte o 28 Şubat'ın, Anadolu'da da güçlü olarak Konti'vi var arkadaşlar onu da söyleyelim haklı hakkı teslim edelim. Bunlar bu süreçte çok zarar gören durum şeyler. Peki bunlar 28 Şubat'ı nasıl selamladılar? Şimdi onlara bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar, bakınız hürriyet. Bir gazete böyle bir başlık atabilir mi bugün? Ya uy ya çekil. Erbakan'a diyor ki, yani ya bu Milli Güvenlik Konseyi'nin almış oldukları 28 Şubat süreç süre kararlarına ya uy veya istifa et. Çekil git diyor Hürriyet gazetesi. Yine Hürriyet gazetesi 70 yıllık imajımız güme gidiyor. Topluma hazırlıyorlar. Necmettin Erbakan'ın hani az önce söyledim ya böyle hani e, ilim ehliyle bir e, iftar yemeği vardı. Ona kasten söylüyorlar. Cumhuriyet Yargıtay kapatırım. Partiyi kapatma tehdidi bu. Ve kapattılar daha sonra. Alternatif hazır. Yani bir de medya hükümet kuruyor. Yani bunlar giderse, Refah Yol hükümeti giderse, yani merak etmeyin, Türkiye istikrarsızlığa sürüklenmeyecek. Yani kurulacak yeni bir alternatif hükümet var demek istiyorlar. Bir de şöyle düşün, o günkü gazeteleri bugün düşünmeyin çok etkililer. Yani 1 milyon falan satan gazete var. Rektörler uyardı. Hani az önce söylemiştim ya rektörlere askerler briefing verdiler. Daha sonra rektörler toplanarak onlar da hükümete ultimatum verdiler. Bunların başında da dönemin İstanbul rektör, İstanbul Üniversitesi rektörü, İnan Üniversitesi rektörü falan filan var. Alemdar'la o Hilmi. Onlar o dönemin kullanılan argümanlarından, figüranlarından. Milliyet, ordudan ambargo. Orduyla korkutuyorlar. Ne demiş? Değerli arkadaşlar, Konya'yı ilgilendiren bir bölüm var burada. Ordu bir yönetmelik yayınlayarak İslami kuruluşlardan alışveriş yapma yasağı getirdi. Konya'daki holdinglere uygulanan ambargo da bu dönemde başladı ki 1997-98 holdingler krizi yaşadık. 50 küsur holding vardı. Bunların 50'si kapanmak zorunda kaldı. Bir kısmı belki çok da başarılı değildi ama Kombassan'la ittifak ayakta kurmaya başladı ama onlar da çok büyük yalpalandılar ve Konya ekonomisine çok büyük zararları oldu. O dönem yani onların fişlemiş olduğu firmaların üretmiş olduğu yani bu hani İslamcı dedikleri firmaların üretmiş olduğu ürünleri almayın diye askerlere, polislere, kamu çalışanlarına baskılar yapıldı. Yani birisi mesela Torku gibi, Torku o zaman yoktu da, Torku gibi bir kuruluştan Ülker vardı o dönem. Ülker sonra çizgi değiştirdi. Yani bunlardan birinin ürününü alsa fişleniyordu, işinden oluyordu. Ve işte Konya'daki mesela askerlere, polislere vesaire o zaman Afra vardı, Kombassan Holding'in alışveriş merkezi. Adese vardı, ittifak adese hala var. Oralardan alışveriş yapmayın deniliyordu. Orada alışveriş yapanlar fişlenip ya cezalandırılıyorlardı veya işlerinden ediliyordu. Türkiye bu dönemlerden geçti. İnanmıyorsunuz değil mi gençler? Yani geçti bu dönemlerden. Hükümet tamam. Az önce bunu şey yapmıştık. Refah bunalımı. Bak burada bir hakkı teslim etmiş. MGK kararlarını Erbakan imzalamayınca kriz doğru çıktı. Önce imzaladı dediler. Sonra itiraf etmek zorunda kaldılar. Bu ne rezalet dedikleri Sincan Belediyesi'nin Kudüs gecesi. Yani bir tiyatro oynamış. Kudüs'ün kutsaliyetiyle ilgili olarak. Kudüs'e sahip çıkalım. Yahudiler burada zulüm uyguluyorlar falan diye. Öyle bir şey. Gergin gece. RP kapatılıyor. Ondan sonra ordudan dört uyarı. Yani şunları şunları yapın edin falan diye. Böyle değerli arkadaşlar Anadolu halkına ve Anadolu halkının bir fanını temsil eden kuruluşlara karşı çok ciddi bir baskı ve sindirme süreci başladı. Çok sayıda asker, polis, irticacı olması şeyiyle, fişlenmesiyle işinden edildi. Yine bazı kamu kuruluşlarında da aynısı oldu. Biz burada mesela bir doktor kardeşimizi müdafaa ediyorduk. Başörtülü bir doktor Hadim ilçesinde kaymakamın elini sıkmadı diye cezalandırıldı işinden oldu. Mesela o dönem emniyette çalışıyordu mühendis olarak Fatma Toru hanımefendi. Belediye başkanlığı yaptı ya. Fatma Hanım'ı başı örtülü diye emniyete aldılar. Şey emniyet gözaltına aldı. Emniyette çalışıyor kendisi orada. Birkaç gün nezarete tuttular. Sonrasında da istifa etmek zorunda kaldı. Başörtüsü mağdurudur Fatma Hanım. Bize gelelim o süreçte. Mevlüt Bey belki hatırlar. Değerli arkadaşlar birkaç tane Konya'da olmuş hadiseyi Size anlatayım. O dönem yerel iktidarda Refah Partisi var. Belediye Başkanı da Halil Ürün. Halil Ürün Bey çok sempatik bir insandı. Halk insanıydı. Böyle halkla hemen kucaklaşırdı. Hani şimdi diyorlar ya e, ne diyorlar? E, sosyal belediyecilik diye. Yani sosyal belediyeciliği çok güzel yapıyordu. O dönem 19 Mayıs gibi yönetmenliğini yapmıştır o dönem. Biz de canlı yayınlıyorduk. 23 Nisan gibi törenler yapılırdı stadyumda. Orada da tören, e, vali beyin, e, garnizon komutanının ve belediye başkanının üstü açık bir e, araçla, pikapla gezip gelenleri selamlamasıyla, bayramınız kutlu olsun selamlamasıyla başlardı. Bu süreçte ben de oradaydım bizatihi bindiler yayın yapıyorduk bindiler e, halk adam olduğu için e, onlar böyle hani put gibi duruyorlar vali falan İşte arada bir vali bayramımız kutlu olsun diyor başka bir şey yok. E, şeyde Hallürün Bey de el sallıyor millete. Millet de Hallürün el sallıyor. O dönemin gar garnizon komutanı Mehmet Kenzi Suner Paşa çıkışarak herkesin önünde medyanın önünde elini sallayamazsın. Burada senden daha büyük ita amirleri var. Elini sallayamazsın. indir elini falan dedi. Hallörün de indirmiyorum dedi. Sallamaya devam etti böyle bir gerginlik. İkinci bir gerginlik yine dönemin Selçuklu Belediye Başkanı İsmail Öksüzler ile yine Kenzi Paşa arasında oldu. Bir Mevlana ile ilgili bir programda herkes protokol konuşması yapıyor. Protokolde vali de var, belediye başkanı da var, şey de var. Paşa da var. Tüm general Mehmet Kenzi Suner. Orada İsmail Bey kendisi dermiştir. Böyle bir konuşma yaparken yani dünya hayatı fani. Ya bu dünyada belediye başkanı olsan ne olur? Paşa olsan ne olur? Vali olsan ne olur? Deyince paşa kalktı. Ne demek istiyorsun sen dedi. Ne demek paşa ne demek? Bilerek sen bunu yapıyorsun diye çıkıştı herkesin yanında. Medya falan çekiyor. Ve bunlar ulusala falan da tabi işte belediye başkanı haddini bildirdi diye. Paşa belediye başkanına haddini bildirdi diye serips ediliyor. Ya adamın söylediği bir şey yok. O da dedi ki ya ben seni kastetmedim falan dedi. Beni kastettin dedi. Seni mahkemeye vereceğim dedi. Göreceksin dedi. O da sen bilirsin falan dedi. İkinci bir anekdot benim şahit olduğum. Değerli arkadaşlar bir gün bir istihbarat aldık. 23 Nisan ilk öğretim okulunda, 24 Nisan mıydı ismini tam hatırlamıyorum. Bir bayrak yırtma hadisesi olmuş diye. Biz de yani bayrak yırtılır mı? Bayrak hepimizin bayrağı. Ben oraya hemen muhabir gönderdim. Muhabir oraya gitti daha sonra kendi aramızda o dönem cep telefonları falan ya yok ya çok yaygın değil... Ben de dinliyorum. Oraya giden muhabir arkadaş bana dedi ki telsizden "Müdürüm beni kamerama ve bana el koydular." dedi. "Tutukladılar beni." dedi. "Ne demek ya?" dedim hemen. Arabaya atladığım gibi ben de oraya gittim. Ya yani böyle bir şey olabilir mi? Ne ki amacı? yani gideyim yani bir, bir tatsızlık mı olmuş? Bizim arkadaş bir yanlışlık mı yapmış diye. Ben oraya gittim, beni de tutukladılar. Aldılar, orada evine götürdüler. Ve o gün akşama kadar orada evinde tuttular. Sonra bir subay geldi. Dedi ki siz niye oraya geldiniz? Ben dedim ki ya şanlı bayrağımızı yaktılar, şey yıktılar, yırtılar e, yırttılar. Böyle bir şey olabilir mi dedim. Ben gazeteciyim. Ben eleman gönderdim. Bu bu terbiyesizliği kim yaptıysa onunla ilgili bir haber yapalım. Siz gerçekten böyle mi haber yapacaksınız dedi. E ya başka nasıl yapabiliriz dedi. Peki dedi. Bir görüntüleri inceleyeyim dedi. O zaman Hay 8 çekiyorduk biz. Onlarda da Hay 8 video yokmuş. Televizyondan Hay 8 te getirdik. Mustafa Bey getirdi o. Oradan. izlediler baktılar. Tamam peki görelim dediler haberi. Akşam güzel bir haber yaptık. Yani sonuçta bayrak yıkma hadisesini kim başka türlü değerlendirebilir ki? Ama hadise şu. Şimdi değerli arkadaşlar. Oradaki sıkıntı şu. Biz zaten olumsuz bir haber yapmayacağız da. Ama şunu görebilirdik biz. Görmemiz de icap ederdi. Şimdi... Burası belediye sınırları ve polis mıntıkası. Okulun etrafını askerler sardı deyince ben zaten muhabiri gönderdim. Askerin ne işi var polis mıntıkasında? Hakikaten gittim asker sarmış. Demek ki bir oyun. Yani bu tür oyunlar oynanıyordu özellikle. Hem baskı unsuru olalım hem de işte İslamcı kesimi rencide edelim. Kim bayrağı yırttı? İslamcılar yırttı man manasında. Bu aslında yani demokratik bir ülkede olmayacak bir şey. Yani polisin mıntıkasında askeri ne işi var? Ama biz onu görmedik o gece. Yani bayrağın planı aldık. Saat 9 civarında haberi izlemişler. Bir binbaşı aradı garnizondan. Dedi ki efendim ben paşanın selamını iletiyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Haberi bir daha yayınlar mısınız? Yani bizi ne sanıyorlarsa. Yani bir de şöyle, yani hakikaten onlar bize öcü, biz de onlara öcü gibi bakardık. Yani biz garnizon askeri alanlara falan ya zaten bizi almazlardı da biz biz zaten ambargoluyduk arkadaşlar. Agrette hiç bize bana agrette olamadık biz. Yani askeri herhangi bir programa biz davet edilmezdik. Alabilirsek dışarıdan alır yapardık böyle bir dönem. Onlar bizi sevmez, biz onları sevmez. O dönem şimdi seviyoruz tabii ki askerimizi. Kim sevmez ki? Biz askerimizi seviyoruz zaten. Yani oradaki anlayışı demek istiyorum. Siz anlıyorsunuz. Sonra yine 28 Şubat sürecinde bir gün bir yine yüzbaşı aradı. Dedi ki yönetiminizi bölge jandarma komutanımız çağırıyor. Toplandık. Bizi niye çağırdı? Yani bizimle bir ilintileri yok. Anlıyoruz bir şey dayatacaklar ama yani bir değerlendirme toplantısı yaptık. Gidelim mi gitmeyelim mi diye. Yani gidelim ne olacak diye gittik. Neyse sohbet ettik. Bize bir ikramlar falan yaptılar. Dedi ki bizim o dönem Mevlüt Bey hatırlıyor musun? Fatma şey Emine Hanım sunardı bizim başörtülü bir Emine Çift başörtülü bir spikerimiz vardı. Dedi ki sizin yerinizde olsam ben başörtülü bir spikeri çalıştırmazdım. Televizyonunuzun kapanmasını istemiyorsanız onun işine son verin dediler. Tabii konuştuk yani o, da, o şey yani başörtülü de olsa asla bir kötü niyetinin olmadığını, iyi bir arkadaşımız olduğunu falan bizim de ülkemizi sevdiğimizi falan filan söyledik geldik. Sonra kızımıza zarar vermesinler diye işine son vermedik ama ekrana çıkartmadık. Perforeleri okudu yine haberleri ama birkaç ay ekrana çıkartmadık. Böylece o tehlikeyi de savmuş olduk. Bir başka hadisi değerli arkadaşlar. Başörtüsü zulmünün az önce söylemiştim neler yaptıklarını devam ettiği bir dönemde e işte bazı sivil toplum örgütleri Türkiye çapında bir eylem yapmaya karar verdiler. Edirne'den Ardahan'a, Sinop'tan Hatay'a bütün illerde yol boyu insanlar el ele tutuşacaklar. Yani başı açık, başı kapalı herkes böyle bir eylem. Aslında korkutucu bir eylem tabii ki. Yani güzel düşünülmüş bir demokratik eylem. Ben de bir gün öncesinde bir altyazı geçtim ve bir haber yaptım. Yani yarın başörtüsü zulmünü telin etmek üzere Türkiye çapında böyle bir eylem yapılacak diye de böyle bir demokratik tepki verilecek diye bir altyazı ve bir haber yaptım. Benim hakkımdan mahkeme açıldı ve 3 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldım. O dönemde mahkemeler çok uzun sürerdi. Biz mahkeme kararını Yargıtay'a gönderdik. Yani böyle bazen bu geç süreçlerin insanlara faydası da oluyor. Fakat o süreç devam ederken yargı süreci ben de tabii yani hazırlık yapıyorum. Yani Yargıtay da olsa onların elinde zaten yargı ordu hepsi falan onların elinde. Beni içeri atacaklar. Yani ben sordum. üçte ikisini yatarsın dediler. Yani 3 yıl 2 iki ayın, üçte ikisini 2'sini yani 2 yıl gibi bir şey yatarsın dediler. Ben de yavaş yavaş bohçamı, bavulumu hazırlamaya başladım işin açıkçası. Sonra tabii Türkiye çok ciddi bir darboğaza girdi arkadaşlar. Yani Türkiye'de e, Anadolu insanlığın e, iktidarını inançlı kesimin bu ülkede diğerleriyle eşit haklara sahip olması gerektiğini içine sindiremeyenler ve onların arkasındaki güçler Türkiye'yi perişan ettiler. Az önce söylemiştim ya hani bankaları bankalarla ilgili bir şey söyleyeceğim diye. Değerli arkadaşlar o ekonomik krizde bankaların tamamı mevduatların büyük bir kısmını yurt dışına offshore hesaplarına yatırarak üstüne yattılar. Şuradan notumu almıştım. 9 o dönemin Hürriyet Gazetesi'nin haberi yani Hürriyet Gazetesi de kendilerinden zaten. Onun haberi, Hürriyet'in haberi diyor ki 9 milyar dolar Türkiye'nin zararı var. Ama ben bu zararın kat kat daha yüksek olduğunu düşünüyorum kendileri 9 milyarı itiraf ettiklerine göre ve bu paranın üstüne yattılar arkadaşlar. Peki kim ödedi bu paraları? Devlet ödedi. Niye ödedi? İşte Kemal Derviş'i falan filan getirdiler. Biz işte IMF'den borç para falan aldık. Demirel'in ifadesiyle 70 sente muhtaç hale geldik. Çünkü devletin bankalardaki mevduatların bir kısmına kefilliği söz konusu. Bir para yani şu anda o ne kadardır bilmiyorum. Şöyle düşünün yani 200 milyon lira bir 200 bin lira bir para yatırıyorsunuz. Bunun üçte işte biri mi yarısı mı ne yani 100 bin liraya kadar veya devlet bunu garanti ediyor. Ve bu paraları devlet mecburen taahhüt ettiği için, vatandaşına taahhüt ettiği için bu parayı vatandaşına ödedi. <laughs> Ama o gruplar işte bu az önceki söylediğim medyanın da sahipleri olan bu gruplar bu paranın üstüne yattılar arkadaşlar. Yani 2000-2002 krizine bizi götüren süreçte Türkiye ciddi manada yani yiyecek ekmeği olmayan insanların yaşadığı bir ülke durumuna geldi. Bugün yani 85 doğumludan yukarıda olanlar, 85'ten sonraki doğanlara bizim o dönemin Türkiye'sini maalesef anlatabilme durumumuz yok. Yani öyle sanıyorlar. Türkiye hep böyle güllük gülistanlık sanıyorlar ama değil. Peki ne oldu? Ben son yazımda da belirttim. 28 Şubat hayır mı şer mi diye. Değerli arkadaşlar ayet kerime var ya. Ne diyor? Bakara suresi 216. Savaş size farz kılındı. Gerçi o size hoş gelmez. Yani kim kimin hoşuna gider ki savaş? Şimdi de savaş var. Hoşumuza gitmiyor ama inşallah arkası hayır olur. Olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da o sizin için hayra vesile olur. Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz. Oysa ki o sizin için bir kötülüktür. Yani bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz diye. Benim cenahımda baktığımızda 28 Şubat sürecinin büyük bir, büyük miktarda, büyük oranda hayra vesile olduğunu söyleyebilirim. En azından siyasi ve ekonomik olarak, değil mi yani 2002'de AK Parti iktidarının bu ülke de yönetime gelmesi, ekonominin düzelmesi noktasında ben hayra vesile olduğunu, öyle bir patlama olmasaydı belki Türkiye'nin o siyasi istikrarsızlık döneminin daha uzun sürelere yayılarak devam edeceğini düşünüyorum. O gün senden muhtar bile olmaz diye içeri attıkları Recep Tayyip Erdoğan, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Elhamdülillah bölgesinde güçlü bir ülke durumuna geldik. Durumumuza şükredebilirsek ve şükrü eda edebilirsek, bulunduğumuz imkanlara sahip çıkmayı başarabilirsek inşallah bu hayrın daha başka güzel sonuçlarını da göreceğiz diye düşünüyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.